Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün eskiden çok yaptığımız ama uzun zamandır yapmadığımız tarzda bir video var. Sizlere yaklaşık işte 3 hafta, 1 ay boyunca aldığım ürünlerin hepsini açacağım. Kimisini hiç göstermedim, kimisini tek tek videolarda falan gösterdim. Ama eski videoları izlemeyen veya kaçıranlar için bu video bence güzel olacaktır. Bir de hiç göstermediklerim falan da var. Onların hepsini sizlere anlatmak istiyorum. Belli linklerini falan da koymak istiyorum bulabileceklerinizi düşündüklerimin. O şekilde bayağı bir büyük bir kargo açımı gibi düşünebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 4 adet ayakkabım var. 5 açtığın zamanlar oluyordu. Değil mi? Tek bir kargoda mı açıyorduk? Onu kanalın başında yapıyorduk. Ay, evet. Kargoları. Yani o zaman daha düşün, üniversiteden yeni mezun olmuşum, 5 ayakkabı alabiliyorum. Kaç bir tanesi şimdi, benim oluyordu herhalde. Olsun, 5 ayakkabı, 4 ayakkabı. Şimdi yani bir ay boyunca yine gerçi iyi alıyoruz, çok şükür diyelim. Ama eskiden tabii ki daha farklıydı, bir alım gücü vardı. Şurada arkadaşlar tekstil ürünlerim var. Üstümde var, kolumda var. Bunu mesela hiç göstermedik. Değil mi? Evet, hadi başlayalım. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Son zamanlarda hiç tayt almıyorsun. Bir ara taytı çok tight takmıştın. Çok güzel taytlarım var. O eski... Bir dakika, Under Armour'dan diye bir tayt almıştım sanki ben. Sanki mağazadan almıştım. Evet. Ama biraz oluyor. Mağazadan tayt ve şort almıştım. Hı hı. Onlar da var. Neyse, bu son bir aylık olsun. O biraz bireye geçiyor. Kayıp 8'de getirdim mesela. Yani biraz kalabalık olabilir. Tamam, hadi bakalım. Öncelikle hiç vloglarda göstermediğim, yani mağaza turunda gösterdim ama aldığım gibi göstermedim. Sonra da incelemedik. Bolu'dan arkadaşlar, Highway Outlet'ten aldığım ayakkabılar var. Onları göstermek istiyorum. Şöyle iki tane oradan almıştım. Hani sonrasında gösteririm gibi düşünmüştüm fakat böyle bir video zaten uzun olduğu için göstermemiştim. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Onun dışında bir Adidas'ım var. Bir Nike çöp ayakkabım var. Bunlara geçmeden önce biraz tekstil ürünlerine bakalım. İlk başta şu üstümdekinden bahsedeyim. Polar Nike. Çok alsam mı almasam mı diye düşündüğüm bir evet. Üründü. 850 falan da arkadaşlar indirimden almıştım. Topkicks.tr ile biraz daha indirime geldi. Hatta onlar daha çok indirim uyguluyor. Şöyle yanlarında görüyorsunuz şeritler var. Şurada 3-4 gündür de hep giyiyorum. Çünkü havalar inanılmaz soğuk. Bu Mart ayında ya kış bitti falan moduna giriyorsunuz ama arkadaşlar Mart'ta bence en çok giydiğiniz şeyler oluyor bu kışlık ürünler. Bu şekilde üstümde şöyle altın da sağlaydın keşke. Altını da evet alabilirmişim, güzel olabilirmiş. Yakıştı da bence omuzlarım güzel üstü oldu, falan. Evet. Hoşuma gidiyor yani her şeyiyle. Dediğim gibi 3-4 gündür hep üstümde bu. Evet, ne giysem ne giysem bunu giysem alıyorsun sürekli. Evet, bir de çok soğuk ya, diğerleri bu kadar iyi ısıtmıyor. Ondan sonra şöyle bir yayımdakini göstermek istiyorum size. Eşimin bana hediyesi. Bunu da hiç bu kanalda göstermedik. Evet. Uzun zamandır istediğim Mud Resist G-Shock saati. Bu da gerçekten güzel oluyor. Çok güzel. Sizler de beğeniyor musunuz? Link bırakabilirim bunun koyu içinde. Koyu yeşil de vardı ama biz bu rengini beğendik. Evet, gerçekten bu rengini ve uzun zamandır da istiyorduk aynı şekilde. Bu şekilde genelde hep tercih ediyorum. Canım eşim sağ olsun. Böyle bir hediye aldı. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Ondan sonra burada tekstil ürünlerimiz var. Hatırlarsanız geçenlerde bir kargo açımı yapmıştık. Şu ayakkabı, bu üst ve Jordan şortu vardı. Bu Jordan şortu da bizim için özel bir şort. Kanalı açtığımızdan beri hep istediğim bir şorttu. Harika, yakıştı geçenlerde. Sonunda aldın Chicago evet, bulsunu. Evde giyiyorum ve hala bakar mısın içindeki şeyleri çıkartmamışım. Kıyamadım. Etiketleri kıyamamışım. Dryfit etiketleri, NBA yaldızlı etiketi falan. Gerçekten çok hoş, çok güzel. Bu da çok sevdiğim şortlardan biri. Bunu böyle beyaz taytlarla falan süper bir kombin yapabilirim diye düşünüyorum. Evet. Chicago Bulls şu Jordan'ı şeyi görünce, boğayı görünce zaten tamam oluyor insan yani. Benim gibi birçok insanda oluyordur diye tahmin ediyorum. Yine sizlerin hiç görmediği arkadaşlar, belki vloglarda falan denk gelmiş olabilirsiniz giyerken. Lufia'dan almış olduğum eşofmanlar var ve kış için mükemmel. Şöyle göstereyim. Kumaşı da çok hoş. Taşlamayla bu renkler veriliyormuş. Daha böyle kalın kalın. Bu şekilde bir şeyim yok. Yani genelde hep Nike'dan falan alıyorum. İçini şöyle göstereyim. Daha tüylü tüylü. Polarlımsı. Ve cidden güzel de yakışıyor. Yani fit de oluyor ve kalın oluyor. Yine bunları da işte bir ay civarı oluyor alalı. Hep giyiyorum. Her dışarı çıktığımda bunlar var üstünde. Şöyle şeyini gösterebilirim, belini. Ve bağcıkları da oldukça kalın kalın. Beli de oldukça kalın güzel. Biraz daha şu bölgesi uzun olabilirdi belki. Mesela şu an üstümde giydiğim ince ama Nike. Ama bence çok fit oluyor, çok güzel oluyor. Yani popomdan zor geçiyor. Dar geliyor. Yani aşağı düşüyor beli. Biraz daha yüksek bel, yani bir de belimde sıkıntı olunca orada bir güvenlik istiyorum. Arka cebimiz var bir tane. Çok hoş. Yalnız bunları alırsanız ben 300 liralara falan almıştım. Umarım pahalanmamıştır. Trendyol'dan alabilirsiniz. Link vereceğim. Bir tanesi Trendyol'dan aldım, bir tanesini mağazadan aldım. Yok, ikisini de Trendyol'dan aldım. Mağazada denedim. Sonra Trendyol'dan aldım.
Kargo ücreti de vermiyorsunuz galiba. Aynen, güzel oluyor. Bu antrasit rengi, bu da lacivert rengi. Aynen, değil mi? Aynen öyle. Lacivert rengini ilk önce aldım. Sonra baktım çok hoşuma gitti. Dedim ki ben antrasit de alacağım. Şöyle sadece bir tane Lufyan. Şurada markalaması var. Onun çok dışında... şık duruyor. Çok yakışıyor. Evet. Aslında. Cebi mebi de fena değil. Cepleri de güzel. Yani şeyden çok ayrışmıyor arkadaşlar. Nike'ın en şu an uygun ürünleri bile 600-700 liralardan başlıyor. Under Armour'lar aynı şekilde 700-800 bin liralar. Şöyle kalın kalın giyeyim diyeceğiniz şeyler çok daha pahalı oluyor. Ben Lufyan'ı iş için genelde alıyorum. İş için tercih ettiğim ürünlerden oluyor. Fakat ilk defa spor ürünlerinde aldım. Ve cidden çok beğendim. Dediğim gibi sizlere link bırakacağım. Nike'da ne alıyorsunuz? Bence yine alabilirsiniz. Ben L beden hep alıyorum. Yani şortum da L bedendi. Bunca her üstüm, başım, her şeyim L. Burada da L'ye aldım. Gayet güzel oldu. Siz de normal bedeniniz neyse bu markadan da onu tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi açıklamaya link bırakacağım. Ama sanki hepsi tükenmişti. Sadece şu kalmıştı. Antrasit rengi, evet, ve ama... kırmızı mıydı? Bir turuncu gibi bir rengi olabilir. Vardı. Onu da yine giyilebilir. Alın, bu yaz alın, bu kış alın. Bir dahaki kışa giyersiniz. Ben öyle yapacağım. Sadece yıkarken dikkat edin, yumuşatıcı kullanmayıp ters düz yapmanız lazımmış. Çünkü diğer türlü beyaz beyaz lekeler kalıyormuş taşlama yöntemiyle boyandığı için. Aklınızda bulunsun. Çünkü bir dahaki kışa bunlar 500 falan olur rahat. Oh, rahat. Zaten rahat gerçek olur. Fiyatı öyleydi. İndirimli haliydi. 700'den 300'e mi ne düşürüyorlar da. Yani yaz gelmeye yakın olduğu için i̇şte de olabilir. 1000 lira olur. 600'e falan anca alırsın seni. Bence kaçırmayın arkadaşlar. Yani fiyat performans oranı bence çok çok yüksek. Üstündeki ürün de yine çok güzel. Mesela 800'dü. Şu an bir dahaki sene 2000 liralara çıkacak korkusundayım. Şu şort ne kadardı? 950 liraydı mesela şu an. Görüyor musunuz? Fiyatlandırma çok apayrı. Keşke Lufyan gibi böyle farklı markalar çıksa da yani onlar da güzel yapsa Nike, Adidas, Under Armour'u biraz daha az tercih etsin. Evet, keşke. Yani tamam, sporda onlar çok iyi ama hem gündelik spor şık olayı var ya, en azından onu tercih edebilsek. Evet, şimdi hemen hızlıca şu Adidas'tan başlayalım. Hatırlarsanız yine kutu açım videosunu yapmıştık, detaylıca bahsetmiştik. Adidas Ultra Boost 2021. Daha kullanmaya, evet, kıyamadığım. Kıyamadığımız. Zaten bu videoyu yaparken onu dedim. Hani şunları göstereyim. Aa dedim, daha göstereceğim. Yani kullanmadığım, tertemiz olan bir sürü ürün var dedim. Sadece evde giydim. Çok güzel değil mi? Sizden çok şey istiyorum. Hangi ayakkabı en güzel olmuş? Çünkü beyaz ayakkabılar var birden çok. Sizden ricam, hangisi en güzel yorumlarda belirtin. Hangisi daha güzel, hangisi daha şık? Sizin hoşunuza hangisi daha fazla gitti? Şimdi birincisi bu. Topu, mopu, üstü, başı. Ben baştan söyleyeyim, en çok bunu beğendim. En çok bunu mu beğendin? Şimdi ikinci ürünümüze gelelim. İkinci ürünümüz de bu. Light Fly Ease. Aynen öyle. Şu arkadaki yapı sayesinde arkadaşlar. Direkt ayağınız giriyor. Hatta bunu videoda eşim bence olmayacak falan deyip aa olmuştu hatta. Hatırlarsanız hiç ellerinizi kullanmadan giyebiliyorsunuz. İkinci ürünüm de bu. Şimdi ikisi arasından tabii ki Ultra Boost tartışmasız. Fiyat olarak nasıl peki soruyorsanız arkadaşlar, 1450 liraya aldım. Bu 1250 idi. Bunun premiumları var, 1800 mü, 1750 mi ne? Yani fiyat olarak da aslında çok bir farkları yok. İndirimdeki fiyatı mıydı? İkisi size de indirim. Ya yok, bu indirimli değil. Bu normal 1250 idi. Bu indirimliydi. Bu şimdi 2200-2300 lira falan çıkmıştır. Yani fiyatlar bu şekilde. Uçuk kaçık. Evet, sıra gelelim. Aslında hiç göstermediğim ayakkabılara. Şunu belki işte Instagram'dan beni takip ediyorsanız güzel bir yazı falan yapmıştım. Spor salonunda giymiştim. 2-3 defa giydim bunu da. Alır almaz giydim. Çünkü zaten altı çok temiz değildi orada. Son kalan bedenlerden almıştım. Ve ne kadar aldım? Şöyle fiyatı şurada. 734 liraya arkadaşlar. Çok uygun bence. Artık yani 1200'e yakından 1050'ymiş, sonra 700 küsüreymiş. Ve yeni çıkanları var. 1700-1800'lere çıkıyor. Bu Super Rap 2. Hatta bak burada. Sende biri mi vardı? Biri vardı. Aynen. Farkı var mı 1-2? 1 ile 2'nin sadece şu üst tarafı farklı. Bir de şu üst tarafında çok bağcık yok. Çok da şey, sıkı bir şey koymuşlar. Ayağını çok acıtıyor. Ona göre daha rahat. 3 tamamen farklı bir ayakkabı olmuş. Altından böyle bir plaka falan yapmışlar. Bu tip benim çok hoşuma gidiyor. Biraz topuklu mopuklu, seni çok böyle fit gösteriyor. Daha böyle 3-5 santim de boya kattığı için de güzel gözüküyor olabilir. Benim hoşuma gidiyordu ve çok rahat. Hit egzersizleri için falan harikaydı. Şöyle dikkat, biraz yakından bakarsan bir de şuraları farklı birle. Şu dış kısmı aynı gibi, şu iç kısmına daha kaliteli bir kumaş koymuşlar. Kesinlikle benim en beğendiğim renk bu değil. Ama indirimde bulabildiğim, benim bedenimi bulabildiğim tek renk buydu. Mint yeşili tatlı ya, ben güzel sana... oldu. Bir tane senin aldığın hediye hırkayla, o kapşonluyla çok güzel gidiyor. Mor altındaki... renkle güzel gider, turuncuyla güzel gider. Hani altında siyah, da görüyorsun devasa beyaz zoom balonları var. Ve gerçekten çok rahat ettiriyor. Günlük hayatta da giyebilirsiniz. Gördüm birkaç kişi günlük hayatta ayakkabılarının varisi geldi. Varisi geldi. Ya seni bildik çocuk. Bu şekilde arkadaşlar. Bu ayakkabı da oldukça rahat. Super Rap 1 maviydi. Bu da böyle mint yeşili. Farklılık güzeldir.
750 liralar artık doğru düzgün ayakkabılar bulamıyoruz düşündüğüm zaman. Bir de gerçek fiyatı şimdi yeni çıkanın 2000 miydi? 1800 mü 1900 mü ne oluyor? Yani 750 artık baksana bütün saydığım her şey pahalı. Yani şort bile şundan pahalı. Tekstil evet. ürünü olmasına rağmen. Bayağı rahat, güzel. Şu an belki giymeyecek olsam da arkadaşlar sizler beni Instagram'dan takip ederek bununla yaptığım kombini ve videoyu görebilirsiniz. Instagram'da da takip etmiyorsanız mutlaka takip edin. Açıklama kısmına link bırakıyorum. Evet, üçüncü ayakkabımız da bu. Ve son ayakkabımıza geçelim. Dimension 6 ayakkabısı. Şunu da fiyatını ilk önce göstereyim sana. 1500'den 1200, sonra da 850'ymiş. Yine oldukça uygun. İkisini aldım. Hatta bak şey, kredi kartı slipim burada duruyormuş. Gördüm. İkisini arkadaşlar toplamda 1583 TL vermişim. Bir boost ücreti. Bir boost ücreti olmuş gibi oldu, aynen öyle. Bayağı bu güzeldi. O videoyu izlemediyseniz de mutlaka izleyin. Çok da eskimedi. Bir ay olmadı yani o videoyu yapalı. Bolu Highway Outlet'teki Nike mağazası turu. Çok da güzel bence. Çekmiştim müzikli falan filan. Hatta benden sonra gidip alanlar oldu, teşekkür edenler oldu bana, düşün. Dedi ki senin videondan gördüm dedi, teşekkür ederim falan filan yaptı. Güzel oldu yani o videoyu çekiyor olmam. Evet, bu da arkadaşlar yine benim bayağıdır baktığım Nike React Vision ayakkabısı. Hatta Step bir şey Step. Süper Step. Süper Step mağazasında görmüştüm. O sıralar ne zaman gördüm? Belki 5-6 ay oluyordur. Şeye gidiyoruz ya, Outlet'e, Nike Outlet'e gidiyoruz. İsmini unuttum şeyi. Optimum. Diyesin var. Optimum. Optimum Outlet'e gidiyoruz. 1500 liralara falan vardı. Dedim ya çok pahalı. Sonra dedim herhalde alamayacağım bir ayakkabı olacak. Ama çok da istiyorum bir yandan. Süper Step'te hiç indirim yapmıyor ya. Yapmıyor aynen. Arkadaşlar DMSX olayı, bu aslında Nike'ın ilk marka ismiymiş. Dimension 6 yani 6. boyut. Ama daha sonra işte Nike falan bulmuşlar. Bayağı güzel eski. Olmuş. Şimdi bu DMSX ile bir yeni şey yapıyorlar. Ayakkabı serisi, daha böyle gündelik ayakkabıları yapıyorlar. Herhalde bu unuttum bunu. Merak ediyorum evet, o yüzden. Evet, ben de o yüzden biraz... Evet, bir aç artık oluyorum. Şöyle açıyorum arkadaşlar. Şu kutusunun üstüne, içine bak. Orada yine güzel bir etiketimiz var. Kutu hafif ezilmiş tarzda ama artık... İyi bence ya. Outlet'lerde olur böyle şeyler. Outlet'te bence bu kadar iyi kutu bulmak. Evet, güzel. Ve ayakkabımız bu arkadaşlar. Dimension 6 React köpüğü. Nasıl? Şık, farklı. Bence ayağıma da bu da oldukça güzel yakıştı. Ben çok mesela beğenmemiştim ilk başta. Sonra ayağımda görünce resim attın ya, güzelmiş evet. oldum. Ben şunun arkasını, bu topuk kısmını falan çok seviyorum. Topuktaki bu plastikler, duruşu, okkalı duruşu. Yalnız şu an bakıyorum da aynı tip ayakkabılara gitmeye başlamışım. Aynı. Ah, yine bezdik. Ve ayakkabılar buna doğru erimeye başlamış. Bu biraz Yeezy'lerden sonra falan olmaya başladı galiba. Olabilir. Böyle daha böyle kaba, daha büyük tasarım var. Neler diyorsun sen? Aşağı yukarı. Hadi arabanla veya uzay şeyine bin. Space board'una bin. Monster truck. Evet, monster truck'ını ittir. Seni yerim. Ailece şu an video çekimindeyiz arkadaşlar. Ve son ayakkabımız da buydu. Sanki buna biraz yaklaşabilirsin. Çünkü bundan hiç bahsetmedik. Üstü daha delikli ve hava nefes alabilen bir yapıya sahip. Ön kısmında şu bağcık kısımlarına bakar mısın? Bir sürü böyle üst üste katmanlar dikilmiş. Ama bence çok şık bir görüntü oluşturmuş. Bunu da hikayesini hatırlıyor musun? Ben normalde arkadaşlar bundan ID yaptım. 1000 lira mıydı neydi o sıralar? Her şeyin fiyatı arttığı zaman ID'nin fiyatı artmıştı. Ne renk yapmıştın? Çok güzel bir renk yapmıştım. Daha böyle puma desenli şuraları sarılı siyahlı bir renk yapmıştım. Varsa rengini resmini merak ettim. İptal edilenlerden falan bakabilirim. Daha sonra arkadaşlar yaklaşık 3-4 ay bekledim Nike'den gelmesini. Müşteri ilişkileriyle iletişime geçiyorum sürekli. Aşağı yukarı. Baba bir konuşsun, onu dinleyelim. Evet, beni dinle, sonra sen konuşursun, olur mu? Aşağı yukarı. Evet, yeni yeni konuşmayı öğreniyoruz arkadaşlar. Aşağı yukarı. Dop. Arabana bin hadi bakalım. Dop. Aa, plaz makarna birisene. Hadi sür plaz makarna, evet, sür. Bunu tekrar siparişlerden bulmam lazım dediğim gibi. Ama çok güzel bir renkti. Neyse, sonra ben 3-4 ay bekledim bunun gelmesini. Müşteri ilişkileriyle görüşüyorum. Bu arada Nike'la bir şey yapacaksanız arkadaşlar, yetkisi ben değilim. Müşteri ilişkileri var. Arayabilirsiniz, mail atabilirsiniz. Genelde hep abi bunu aldım ama cevap verirler mi? Bilmiyorum ki, ben satmıyorum yani. Ben göndermiyorum. Neyse. Gelir bekleyin falan. En son aradım, o konuşuyorum. Sabah vakitlerinde arayın arkadaşlar bu arada. Mağazaları arayacaksanız da sabah arayın. Bu da bir tüyo olsun size, uzman tüyosu. Çünkü yoğunluk olmadığı zaman size rahat rahat bakıyorlar, ilgileniyorlar. Dedi ki herhalde hocam bu gelmeyecekse dedi. İptal ettik, %20 indirim kuponu falan vermişti ama çok üzülmüştüm. Ondan sonra 1000 lira olan ID ne oldu biliyor musun? 2200 lira mı ne oldu bir anda?
Bir daha da yapamam yani aynı fiyata. Tabii. O şekilde yani ayakkabıyı alamamıştım. Dolayısıyla hep almak istediğim ayakkabılardan biriydi. React köpüğü benim hep hoşuma gitmiştir. Bayağı rahat, bayağı güzel geliyor bana. Ön taraftaki işte daha plastikler, arka taraftaki bu sert plastikler oldukça hoş ve keyifli geliyor. Arkasındaki tabii ki bu heel kapıyla birlikte gayet keyifli. 44.5 aldım genelde koşu ayakkabılarında. 44.5 diyorum. Hepsi 44.5 arkadaşlar bu arada. Nike'larda, Adidas'larda dediğim gibi ürünlerle aynı şekilde. Böyleydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Fiyat bilgilerini ufak ufak paylaşmaya çalıştım. Son zamanlarda kendimi rahatlatmak adına yaptığım alışverişler bu şekildeydi. Hangisi sizin favoriniz? Hangisi en güzeli? Bir tanesini seçmek isteseydiniz hangisini seçerdiniz? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Gidip ama şortu seçenler de olur bence. Çünkü şort bence öyle bir şort. Olabilir. Ama ayakkabılardan yazın siz bana. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Şimdi ben ayakkabıları ufak ufak giyeyim. Şöyle güzel bir sahne yapayım size. Ondan sonra çıkış olmuş olur. Hatta şimdi yapayım. Görüşürüz. Teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı, like'larınızı bekliyorum. Ayakkabılar ise bugünlük. Adios.